Amerikan toplumunda Müslümanların durumunu incelediğimiz Husra programlarının ilkinde Amerika'ya gelenleri, yani buradaki zenci Müslümanları ele almıştık. Bu ikinci bölümde ise bu defa buraya sonradan göçmen olarak gelen Müslümanları, özellikle de Arapları ve Türkleri inceleyeceğiz. Bunların yoğun olarak bulunduğu yerlere gidip durumlarını anlamaya çalışacağız. Şimdi hazır olun, Husra'mız dönmeye başlıyor. İslami'nin lideriyle Kabil'in 75 karate doğusunda Surabi'deki radar üstünde. Anlatmak gerekirse burada Şiilerin gövde gösterisi var ve burada Amerika yok. Burada çatışmalar gördüğünüz gibi gece yazabildiğiniz hiç değişmiyor. Her yıl New York'ta düzenlenen Müslümanlar Günü yürüyüşünde ortaya çıkan bu çok renkli tablo Amerika'daki İslam'ın durumunu gösteriyor. Burada yürüyenler arasında Pakistan, Endonezya, Somali, Türkiye, Bosna, İran, Lübnan ya da Yemen gibi dünyanın pek çok farklı ülkesinden gelen Müslümanlar bulunuyor. Kısacası dünyanın en çok çeşide sahip Müslüman topluluğu Amerika'da. Ancak 11 Eylül saldırılarından sonra özellikle Orta Doğu'dan gelen Müslümanlara karşı oluşan ön yargılar bu yürüyüş sırasında birer tepki olarak ortaya çıkıyor. Uluslararası terörizm yüzünden Müslümanlara yöneltilen bu tepkilere rağmen aslında Amerikan Anayasası'nda dini ayrımcılığa hiçbir şekilde göz yumulmuyor. Amerika'da hali hazırda halkın oylarıyla 435 üyeli temsilciler meclisine seçilmiş iki Müslüman milletvekili var. Indiana'dan Andrew Carson ve Minnesota'dan Keith Ellison. Daha önceki bir pusula programı için özel bir görüşme yaptığımız Keith Ellison bize ilginç bir bilgi de vermişti. Amerikan Kongresi'ndeki görevine başlarken Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin eden Ellison, bunun için Amerika Birleşik Devletleri'nin kurucularından biri olan Thomas Jefferson'ın Kur'an-ı Kerim'ini kullanmış. Bugün Thomas Jefferson'ın 1819'da kurduğu Virginia Üniversitesi'ne gidenleri girişte Jefferson'ın işte bu heykeli karşılıyor. Kaidesinde din özgürlüğü. Tarih 1786 yazılı bu heykelde Jefferson'ın elinde tuttuğu kitabede God, Yehova, Brahma, Atma, Ra ve Allah yazısı göze çarpıyor. Bu kitabe Amerika'nın kuruluşundaki din ve vicdan özgürlüğünü temsil ediyor. Bir yanda Tanrı'nın farklı dinlerdeki adını kabul eden ve her dine saygı duyan anlayış, diğer yanda ise Müslümanları terörist sayan ön yargılı yaklaşım. Amerikan toplumunda bu iki farklı uç arasında bugün yaşanan bu tartışma aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin geleceğini de belirleyecek. Özellikle 11 Eylül'den sonra Amerika'da Müslümanlara karşı ön yargılar çok fazlaydı. Ayrımcılık çok artmıştı. Ama bir süredir bir değişim gözlemliyoruz. Doğru yoldayız. Ayrımcılık azalıyor ve ön yargılar siliniyor. Müslümanlarla iletişim kurmak isteyen Amerikalıların sayısı artıyor. Avrupa ile kıyaslarsanız, Amerika'da Müslümanlar topluma çok daha iyi entegre oluyor. Bana sorarsanız bunun en önemli nedenlerinden biri, devletin Müslümanlara yaklaşımı. Bu ülkede Müslümanların ibadet özgürlüğü Avrupa'dakinden çok daha fazla. Şeyh Şemsi Ali, New York'un en büyük ve en popüler camisinin imamı. Ona göre 11 Eylül saldırılarından sonra Amerikan toplumunda özellikle Arap Müslümanlara karşı oluşan kuşkular ve tepkiler son zamanlarda azalmaya başlamış.
Müslüman olmayan Amerikalılar için düzenlenen İslam'ı tanıtma kurslarının ve dinler arası diyaloğun bunda büyük etkisi olmuş. Burası, yani İslam Kültür Merkezi, Manhattan'daki en büyük cami. Burada aynı anda 3-4 bin kişi namaz kılabiliyor. Camiye en büyük maddi destek Kuveyt Devleti'nden geliyor. Burada 60 farklı milletten binlerce Müslüman'a hizmet veriyoruz. Çünkü buraya gelenlerin çoğu Birleşmiş Milletler'de çalışıyor. Pek çok etkinlik düzenliyoruz. Hafta sonları 200 çocuğa kurs veriyoruz. Bir de Müslüman olmayanlara İslam'ı öğreten bir kursumuz var. Bu kursu 2001'de pek çok kişinin dinimizi yanlış anladığı bir dönemde açtım. Şu anda her cumartesi Müslüman olmayan 20-30 Amerikalı öğrencimiz oluyor. Burada diğer dinleri öğrenmek isteyenler için de bir kurs açtık. Böylece dinler arası bir diyalog başlattık. Dinler arası iletişim benim için öncelikli bir konu. Tabii bunda New York'un kendine has yapısı da büyük bir rol oynuyor. New York'ta her dinden, her ırktan, her milletten insan yaşıyor. Bu nedenle dinler arası diyalog çok önemli. Biz 2 yıl önce ülke çapında bir zirve, İmamlar ve Hahamlar Zirvesi düzenledik. Bu zirveden beri her yıl İslam ve Musevilik arasındaki ortak noktaları keşfetmeye yönelik etkinlikler düzenliyoruz. Benzer etkinlikleri Hristiyan topluluklarla da düzenliyoruz. Bu İslam merkezi medya ile ilişkiler konusunda da oldukça etkin. Ülkenin önde gelen basın yayın kuruluşlarından gelip benimle söyleşi yapıyorlar. Resmi makamlarla ilişkilerimiz de gayet iyi. Belediye başkanı, polis komiseri bizi sık sık ziyarete gelir. Örneğin ben New York Emniyet Müdürlüğü'nün din danışmanlarından biriyim. Kısacası burada topluma hizmet için pek çok şey yapıyoruz. Bu arkamda gördüğünüz büyük camiye bakıp buranın Mısır, Lübnan ya da Irak olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak buna yanılırsınız. Çünkü burası Orta Doğu değil. Burası Amerika. Şu anda Detroit'teyiz. Amerikan otomotiv sektörünün kalbi olarak bilinen Detroit. İşte Amerika'ya özellikle Orta Doğu'dan göçen Müslümanların çoğunluğu da burada bulunuyor. Bugün Amerika'da yaşayan yaklaşık 7 milyon Müslümanın yarıdan fazlası burada. Bunların %50'si de Arap ülkelerinden geliyor. 1900'lerin başından itibaren Amerika'ya göç eden Müslümanların en yoğun olduğu yerde buradaki Dearborn kasabası. Dearborn'daki Michigan Üniversitesi öğretim görevlisi Sally Hubble, Amerika'ya göç eden Müslümanların Detroit'i seçmelerinin tesadüf olmadığına dikkat çekiyor. Buradaki Müslümanların tarihiyle ilgili kapsamlı bir sergi düzenleyen Hubble'a göre 1900'lerin başında iş bulmak umuduyla Amerika'ya akın eden Müslümanlar Detroit'ten başka bir yere gelemezlerdi. Buraya gelen ilk göçmenler Osmanlı İmparatorluğu'ndan gelen Arnavutlar, Yugoslavlar ve Suriyelilerdi. Amerika'ya göç ediş amaçları iş bulmaktı. Mesela Suriye'den ilk gelenler Hristiyan Araplardı. Onlar sayesinde Müslüman Araplar da iş imkanlarını duyup buraya geldi. Göçmenlerin çoğu demir yollarında çalışırdı. Suriyeliler seyyar satıcılık yapardı. Derken Henry Ford burada bir otomobil fabrikası kurdu ve seri üretim yapmaya başladı. Hatta bir bakıma modern montaj hattını icat etti. Fabrikanın bir ucundan ham maddeler giriyor, diğer ucundan otomobil çıkıyordu. Ford'un iş gücüne o kadar çok ihtiyacı vardı ki 1914'te işçilerin 5 dolar için bir hafta çalıştığı bir dönemde işçilerin günlük ücretini 5 dolara çıkarttı. Böylece buraya, Dearborn'a, Amerika'nın dört bir yanından ve yurt dışından, özellikle de Orta Doğu'dan ve Osmanlı İmparatorluğu'ndan on binlerce göçmen akın etti. Bu göçmenler arasında çok sayıda Müslüman da vardı. 1921'de burada kurulan ilk cami, Müslümanların Detroit'e bağlılığını daha da güçlendirdi. Cami ile fabrikanın ana kapısı arasında sadece birkaç ev vardı. Caminin olduğu sokakta her milletten insan yaşardı. Bir apartmanda İngiliz kökenliler, hemen yanında Afrika kökenliler, onun yanında Suriyeliler. O dönemde burası gerçekten de çok renkli, çok kültürlü bir yerdi. Henry Ford, fabrikalarında çalışmak için Detroit'e gelen Müslüman işçilerin Amerikan toplumuna uyum göstermesi amacıyla İngilizce dil kursları düzenledi ve onlara lojman verdi. Aradan geçen yıllar içinde Detroit'teki Ford fabrikalarında çalışan Müslümanların hem sayısı hem de toplumdaki etkinlikleri arttı. Bugün bölgenin en büyük camisi de Ford Caddesi üzerinde bulunuyor.
eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem. Dışarıdan oldukça çarpıcı görünen bu caminin içi de bir o kadar etkileyici. Yaklaşık 12 bin metrekare alana sahip bu cami aynı zamanda Amerika'nın en büyük camisi. Caminin başında ise Irak asıllı bir Amerikalı imam olan Hasan el-Kazvini bulunuyor. Kazvini aynı zamanda ülkedeki Şiiler arasında en tanınmış din adamlarından biri. I was born in Karbala, Iraq. Ben Irak'ta, Kerbela şehrinde doğdum. Bildiğiniz gibi Kerbela kutsal bir şehir. Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin'in türbesi orada. Bu nedenle Kerbela sadece Iraklı Şiiler için değil, bütün Müslümanlar için kutsal bir şehir. Ben 7 yaşındayken ailem Irak'tan kaçıp Kuveyt'e gitmek zorunda kaldı. Bunun nedeni de babamın siyasi eylemleriydi. Babam bir vaiz imam olarak Baas Partisi'ni ve Saddam'ın politikalarını sürekli eleştirirdi. Bu siyasi tavrı yüzünden rejim babama komplo kurdu. Babam bu komployu öğrendi ve ülkeyi gizlice terk etti. Bir süre Kuveyt'te yaşadık. Sonra 1980'de İran'a taşındık. Benim amacım İran'ın Kum şehrindeki en büyük Şii medresesinde okumaktı. 1980'den 1992'ye kadar 12 yıl Kum medresesinde okudum. 1992'de de Amerika'nın Kaliforniya eyaletine geldim. Babam Amerika'ya benden önce gelmişti. Kaliforniya'da bir süre imam yardımcılığı yaptım. Sonra 1996'da Michigan'a gelip Amerika'nın en büyük Müslümanlık merkezine, yani buraya, Amerika İslam Merkezi'ne imam oldum. Bildiğiniz gibi Amerika'da Müslüman nüfusun en yoğun yaşadığı yer Michigan, özellikle de Dearborn. Dearborn'da yaşayan 100 bin kişinin en az 40-45 bini Müslüman. Ben de 13 yıldır Dearborn'daki bu caminin imamıyım. İmam el-Kazvini'nin başında olduğu bu büyük caminin hemen yanında ise Detroit'in en tanınmış İslami okullarından biri bulunuyor. Muslim American Youth Academy, yani Amerikalı Müslüman Gençlik Akademisi, lise seviyesine kadar öğrenci yetiştiren bir eğitim kurumu. Bu özel okula çocuklarını gönderen Müslüman aileler, her bir öğrenci için yıllık $6,000 eğitim parası ödüyorlar. Her yerde İslamiyet'in ve Amerika'nın sembollerinin göze çarptığı okulda, Amerikan eğitim müfredatındaki bütün dersler veriliyor. Bu okulun ve büyük caminin dışına çıkıp etrafa biraz daha dikkatli bakınca ilginç bir manzarayla karşılaşıyorsunuz. Caminin etrafında 4 tane kilise var. Ermeni Ortodoks, Rum Katolik ve Protestan kiliseleriyle çevrili İslam merkezinin başındaki İmam el-Kazvini'ye bu garip durumu soruyoruz. Öyle ya, acaba burada bir kasıt mı var? It's not really intentional. Hayır, kasıt yok. Bu kiliseler biz buraya gelmeden önce de buradaydı. 5 sene önce bizim elimize bu stratejik noktada, yani Ford Caddesi'nde bulunan bu güzel araziyi alma fırsatı geçti. Ama bu durum gerçekten de söze gerek bırakmıyor. Amerika'nın en büyük camisi, 4 kilisenin, biri Ermenilere, biri Yunan Ortodokslara ait 4 kilisenin ortasında. Bence bu bir nimet. Biz Müslümanların, Müslüman olmayanlarla hiçbir sorunumuz olmadığını gözler önüne seriyor. Ve hiçbir söze gerek bırakmıyor. Müslüman olmayanlarla ilişkilerimiz gayet iyi. Onlar bize geliyor, biz onlara gidiyoruz. Birbirimizin otoparkını kullanıyoruz. Birbirimize saygı gösteriyoruz. Bu ülkedeki Müslümanların Müslüman olmayan komşularıyla yan yana, onlarla birlikte yaşayabilmeleri, iletişim kurabilmeleri beni çok mutlu ediyor. Bu cami ve kiliseler bölgesinin yakınındaysa Dearborn'un en işlek caddesi bulunuyor. Çeşitli dükkanların, marketlerin ve restoranların yer aldığı bu caddede kendinizi adeta Orta Doğu'daymış gibi hissedebilirsiniz. Müslümanlar, Detroit'in ortasındaki bu küçük Orta Doğu'da hiç yabancılık çekmeden aradıkları her şeyi bulabiliyorlar. Bu uzun cadde boyunca bazı küçük camilere de rastlamak mümkün. İşin ilginci, burada da Orta Doğu'daki kurallar geçerli gibi görünüyor.
İmam Ali İslam Merkezi'nden çıkan Müslüman kadınları kameraya çekerken yanımıza gelen bir adam bu görüntüleri çekmenin yasak olduğunu söyleyip bizi engelliyor. But we cannot do it, man. There's a woman in here. You know, you cannot. The mosque, but you can't. You pictures of the women's down here. Burası Detroit'in hemen yan başında bulunan küçük bir kasaba. Burada da bu küçük kasabanın adı yazılı. Ancak ilk bakışta buradaki adı okumakta zorlanabilirsiniz. Çünkü insan ilk gördüğünde nasıl okunacağını bilemiyor. Doğrusu hem Tremik diye okunuyor. Hem Tremik'te Bangladeş'ten ve Yemen'den gelen Müslüman göçmenler bulunuyor. Ama ondan daha önemlisi Amerika'da bir tek hem Tremik'te ezan, camilerde okunan ezan sokaklara megafonlarla duyulabiliyor. Eskiden Polonyalı göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı hem Tremik sonradan Müslümanların akınına uğramış. Bugün burada yaşayan 23 bin kişinin büyük çoğunluğunu Bosna'dan, Bangladeş'ten ve Yemen'den gelen Müslümanlar oluşturuyor. Bu Müslüman çoğunluk 2004 yılında yerel yönetimin başı durumundaki belediye meclisine ezanın camilerden dışarı sokaklara duyurulabilmesi için başvuruda bulunmuş. Şehirde bunun için bir referandum düzenlenmiş ve sonunda Müslümanlar kazanmış. Bugün hem Tremik'te, sokaklarda, caddelerde günde 5 vakit ezan sesi duyulabiliyor. The Hamtramck issue was just the it was these were new. Aslında sorun şundan ibaretti. Hamtramck'e yeni gelen göçmenler ezan sesini dışarı vermeye hakları olup olmadığını bilmiyordu. Bu yüzden caminin tepesine megafon koyup sesi sokağa vermeden önce sırf nezaketlerinden ve iyi vatandaş olma, çevredekilerle iyi geçinme isteklerinden dolayı belediyeden izin istemeye çalıştılar. Bu olay çok büyüdü ve şehirde referanduma gidildi. Sonuçta şehirde yaşayanlar ezan sesinin dışarıda duyulmasından yana oy verdi ve sorun ortadan kalktı. Ama bu olay hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük bir ilgiyle izlendi. Çünkü o sırada Irak Savaşı devam ediyordu. Ezana karşı çıkanlar oldu. Bazı Hristiyanlar protesto için başka eyaletlerden kalkıp buraya geldiler. Örneğin Ohio'dan Hristiyan kökten dinciler geldi. Ama sonuçta cami kazandı. Detroit'teki hemen her caminin yanında görülen kiliseler burada da devreye giriyor. Hem Tremik'teki uygulama ise hiç değişmiyor. Sokaklarda ezan sesi duyulur duyulmaz birkaç dakika içinde kilise çanları da çalınmaya başlıyor. Çan sesleri ezandan sonra da devam ediyor. Ezan seslerine karışan bu çan sesleri ilk bakışta Amerika'daki din özgürlüğünü gösteriyor. Ancak bu çan seslerinin burada günde 5 vakit ezandan hemen sonra tekrarlanması ister istemez insanı düşündürüyor. Eylül saldırıları Amerikan toplumunda pek çok şeyi değiştirdi. Saldırıyı düzenleyen El-Kaide üyeleri Suudi Arabistanlıydı. Ayrıca örgütün terörist ağı da özellikle Arap kökenli Müslümanlardan oluşuyordu. Bunun üzerine Bush yönetiminin açıklamaları ve medyanın tutumu bütün Müslümanları adeta şeytanlaştırdı. Amerikan toplumunda İslam konusunda olumsuz ön yargılar oluştu. Aradan geçen yaklaşık 10 yıla rağmen yer yer devam eden bu ön yargılardan biz de nasibimizi alıyoruz. Amerika içinde seyahat ederken bizi Arap zanneden güvenlik görevlileri tarafından hemen her havaalanında durdurulup aranıyoruz. Üstüne üstlük Amerika'da İslam ve Müslümanlar konusunda araştırma yaptığımızı öğrenen güvenlik görevlileri bir yandan çantamızdaki bütün dosyaları ve kitapları tek tek incelerken öte yandan bizi adeta sorguya çekiyorlar. Allahu Akbar on three. One, two, three. Allahu Akbar. But soul is gotta go dancing. Three, shake, rock. Let it go. Three, shake. Amerika'da bu ön yargıları ve ayrımcılığı mizah yaparak protesto eden Müslümanlar da var. Bunların en ünlüsü ise 3 gençten oluşan işte bu grup. Grubun adı aslında bir tepki dile getiriyor. Allah memnifani, yani Allah beni komik yarattı.
grup elemanları birlikte ya da ayrı ayrı yaptıkları stand-up şovlarda Amerika'daki Müslümanların 11 Eylül sonrasında karşı karşıya kaldıkları ön yargıları ve sorunları işliyorlar. Bunları Amerikalı seyircilerine aktarıp hem sıkıntılarını mizah yoluyla dile getiriyorlar hem de bu işten para ve şöhret kazanıyorlar. Grubun en çok tanınan üyesi ise sakallarını özellikle uzatan Hint asıllı bir Müslüman olan Asar Usman. Bir stand-up sihirbazı olarak kabul edilen Asar Usman'ın en büyük hayran kitlesi ise Müslümanlar değil, Hristiyanlar ve Museviler. Komedyen olmayı ve bu nedenle seyahat etmeyi çok sevsem de seyahatlerimin en sevmediğim anlarının havaalanına girdiğim zamanlar olduğunu fark ettim. Hemen kendi fıkranızı yazabilirsiniz. Düşünsenize. Şimdi ben havaalanına giriyorum. Anında bütün kafalar bana dönüyor. Güvenlik görevlileri saat 4 yönünde bir Muhammed var falan diyorlar. Anlaşıldı. Muhammed tamam. Sen kokanı al ben kıllıyı alayım. Affedersiniz bayım kimliğinizi görebilir miyim? Bu arada ikinci adım gerçekten Muhammed. Tam düşündüğüm gibi. Gel benimle bakalım. Havaalanına girmemden daha beter olan tek şey uçağa biniş anlarımdır. Doğru. İnsanlar şoke oluyor. Normalde sen nerelisin gibisinden sohbet eden insanlar birden ooo aman tanrım ben burada öleceğim. Aşkım seni seviyorum. Öyle kıllı ki döner kebap gibi kokuyor. Sürekli de bana bakıyor. Dürüst olacağım millet. Bu insanların bu kadar korktuğu şeyi anlamıyorum. Anlayamıyorum. Çünkü düşünsenize, uçağı kaçırmak üzere olan çılgın bir radikal Müslüman terörist olsam, zaten uçağa kesin bu tiple girerdim. Hepinize çok teşekkür ederim. Benim adım Asar Osman. Amerika'daki Müslümanlar arasında tabii ki Türkler de var. Ancak onların durumu buradaki Müslümanlardan biraz daha farklı. Burası Amerika'da kurulan ilk Türk camii. 1966 yılında New York'ta New Jersey'de kurulan bu caminin adı Karaçay Camii. Çünkü bu camiyi buraya Kırım'dan gelen Karaçay Türkleri kurmuş. Caminin kurucusu Mehmet Dadali Kırım doğumlu. İkinci Dünya Savaşı'nda Stalin yönetiminin baskılarından kaçan Karaçay Türklerinden. 1940'ların başında önce İstanbul'a gelen Mehmet Bey yaklaşık 17 yıl Türkiye'de kaldıktan sonra Amerika'ya gitmek için başvuruda bulunmuş. Gittim Amerikan konsolosluğuna application doldurdum. 3 gün sonra çağırdılar. Doktor muayenesine gittik. Bütün ailemiz sıhhatlı çıktık. 3 gün sonra tekrar Amerikan konsolosluğuna çağırdılar. Gittim. Dedi ailece sıhhatlı çıktınız. Ne yapacağım şimdi? Binin uçağa gidin Amerika'ya. Amerika bekleyir sizi. Şükür Allah'ım 1 Mayıs günü 1945 senesi 1 Mayıs günü oradan çıktık. 1 Mayıs günü da akşamına buraya geldik. O gün geldiğimin ikinci günü Cuma günüydi. Cuma namazı kılınır mı burada dedim. Neyse bir yerde kılındığını söylediler aşağıda anlattım. Hiç namaz kılınmayacak bir yer caddenin üstünde. Secdeye gittiğimiz zaman kapıdan pencereden bakan çocuklar gülüşürler alay eder gibi namazdan sonra cemaat dedim. Bu mübarek ulvi din böyle ayak altında hor edilmez. Geliniz bir müsait bir yer bulalım. Geldik burayı bulduk. Yallah bismillah diye bir işe başladık. Burası neydi o zaman? İlk hali? Avcılar, İtalyan Avcılar Kulübü'ydi burası. Sonra sahibini bulduk. Satışa gittik. Gayret ettik, çalıştık, çapaladık. Bir grupta insan çıktı ki burada dans edildi. Bilyardo da oynandı, dans edildi burada, cami olmaz diye bir laf çıktı. Allah razı olsun. Türkiye Diyanet İşleri Müdürlüğü'ne bir mektup yazdık. Vaziyeti anlattık. Bir manevi destek arayırız. Ama aradığımız desteği de Diyanet İşleri verdi bize. Thank you.
Caminin kurucularından Mehmet Dadali 96 yaşına rağmen oldukça dinç görünüyor. Eşi Safina Hanım ve kızlarıyla birlikte Karaçay Camii'nin bütün ihtiyaçlarıyla bizzat ilgileniyorlar. Bizi en güzel şekilde ağırlayan bu insanların hepsi de gerçek birer Türkiye sevdalısı. Bu camimizin ufaklığına bakmayın. Çok büyük, geniş yürekli, sıcaktır bizim camimiz. Bizler bütün Türkiye için protestolar olsun, bütün şeylerde bizim camimiz vardır. Bütün katkılarını yapar. Başkanlık olarak ben 72'den beri bu camideydim. Bu caminin her şeyinde hizmetteydim. Sıkıntılarında yine buradaydım. Biliyorsunuz Amerika çok farklı insanların bir arada yaşadığı bir yer. Ve 11 Eylül gibi bir tecrübesi var Amerika'nın. Ciddi bir tecrübe. Ondan dolayı çok sıkıntılar çekilmiş ama enteresan bir şey var. 11 Eylül'den sonra Amerika'daki yetkili makamlar bu işin sebebinin Müslümanlar tarafından olmadığını anlatabilmek adına Türkleri ve Türk camilerini kullanmışlar. Burada yapılan yürüyüşlerde Yahudiler, Hristiyanlar ve özellikle en önde Türk camileri olmuş, Türk cemaati olmuş. Bunu hem Müslümanlara burada bir nebze olsun korumak hem de Amerika'da bu 11 Eylül'ü yanlış algılayan insanların o algılamasını bertaraf etmek adına gerçekten lokomotif olmuş diyebilirim cemaatimiz. Amerika'da kurulan ilk Türk camisi olan Karaçay Camisi ile bulunduğu yer itibariyle Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu ilgileniyor. Aslında Amerika'daki Türklerin en önemli camileri de New York'ta bulunuyor. New York Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Atişesi Avukat Süleyman Duman bize buradaki Türk camileri ve faaliyetleri hakkında bilgi veriyor. New York Başkonsolosluğumuz çalışma bölgesinde 12 adet camimiz var. Ve bu bölgede de şu anda ikisi bayan olmak üzere 12 görevlimiz din hizmeti sunuyor. Diyanet İşleri Başkanlığı personeli olarak bu camilerimizde din hizmeti sunuyorlar. Biz bu camilerimizde aynen Türkiye'de olduğu gibi din hizmetleri veriyoruz, cami hizmetleri yapıyoruz. Çocuklarımıza hafta sonlarında ve yaz tatillerinde dini bilgiler öğretiyoruz. Kur'an-ı Kerim öğretiyoruz. Bu çerçevede yine dilimizin Türkçeyi unutmak tehlikesiyle karşı karşıya olan bu çocuklarımıza dilimizin öğretilmesi konusunda da çok büyük çalışmalarımız var. Çocuklarımıza İstiklal Marşı'nı öğretiyoruz, ilahiler öğretiyoruz ve dolayısıyla din öğretirken dilimizi de Türkçe bu işi yaptığımız için dilimizi de öğretiyoruz. Tabii ki bizden hizmet almak isteyen herkese hizmet ediyoruz. Sadece Türktür değildir ayrımı yapmıyoruz. Bengaldeşli olabilir, başka Müslüman topluluklardan gelen insanlar olabilir. Hepsine din hizmeti götürmeye çalışıyoruz. İmamlar camide mesela hutbeyi verirken burada New York'ta Arapça, Türkçe, İngilizce de veriyorlar mı? Bizim Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Ataşeliğimize bağlı camilerde görev yapan imam hatiplerimiz Cuma günleri hutbelerde önce Türkçe hutbe veriyorlar. Hutbenin sonunda da aynı hutbeyi İngilizce olarak kısa bir özetle cemaate takdim ediyorlar. Amerika'daki Türklerin kurduğu en büyük camilerden biri işte burası. New Jersey'deki Patterson semtinde bulunan Ulu Cami, okul binası, sınıfları, yemekhanesi ve lojmanlarıyla geniş bir alana yayılmış durumda. Bu cami, burası kiliseymiş, Polonyalıların kilisesi. Bu çevredeki Polonyalılar azaldığı için onlar da satmaya karar veriyorlar. Bizim büyüklerimiz buraya almaya karar veriyorlar. Tabii bir takım güçlükler oluyor. İnsanların 1 dolara, 1,5 dolara saat ücreti çalıştıkları bir dönemde tahmin edersiniz ne kadar zor olduğunu. Kimisi çiftliğini satıyor, kimisi evinin üzerine borç para alıyor ipotekle. Bir şekilde burayı manage edip alıyorlar. Ondan beri 1978 senesinden beri burası cami olarak devam ediyor. Biz burada sırf cami değiliz, namaz kılınan bir yer değil. Biz burada aynı zamanda hem Türklüğü temsil ediyoruz, hem İslamiyet'i temsil ediyoruz. Türklüğe ve İslamiyet'e yakışır bir yer olması için
karar verdik. Halısından tutun her şeyine kadar değiştirdik. Dikkat ederseniz böyle bir klasik Türk camisi havasına büründü. Camimizde aynı zamanda dünyada hiçbir camide olmayan 24 saat canlı yayın var. Şu gördüğünüz kameradan dünyanın her tarafından bu camiyi görebilirler. Buradaki ibadetleri, vaazlar, hutbeleri, hastalar, hastanede olanlar, yaşlılar, iş yerinde gelemeyenler buradan camideki vaazları, ibadetleri takip edebilirler. Caminin imamı Doktor Özcan Güngör, Ulu Cami'ye sadece Türklerin değil, diğer milletlerden Müslümanların da geldiğine dikkat çekiyor. Burası Amerika'da 5 vakit cemaati olan, bütün vakitlerde, bütün milletlerden insan bulabileceğiniz bir cami, bir merkezimiz. Cuma vaazlarında ben özellikle PowerPoint kullanımı yapıyorum cami içerisinde. Dolayısıyla yabancı olup da bizi anlamayan Türkçe vaazlar, çünkü o insanlar en azından ayetlerden, hadislerden hangi konuyu konuştuğumuzu takip edip bir onu görebiliyorlar. Bu sene biz yeni bir şey başlattık burada. Bayram vaazı öncesi yaklaşık yarım saat burada bir Türk akademisyen İngilizce vaaz etti. Bu ilk oldu. Güzel dönüşler aldık. Zannediyorum artık bu İngilizce vaaz veyahut da İngilizce Kur'an kursu derslerine doğru gidiyoruz. Gerek cemaatimizin içerisinde. Başta Balkan Türkleri ve Müslümanlar olmak üzere. Kafkas toplulukları, Araplar, özellikle Afganistan ve Pakistan bölgesinden insanlar, hem cami cemaatimiz hem çocukları bizim talebemiz bunların. Bunları da göz önünde bulundurarak zorunlu olarak İngilizceye geçiş din kültürü derslerinde ve cami içi hutbelerde zaman zaman diyaloglarda yapıyoruz. Ulu Cami içinde verilen dersler ve ihtiyaç duyulan konularda düzenlenen kurslar burayı bölgenin en önemli kültür merkezi haline getiriyor. Burada İngilizce bilmeyen vatandaşlarımız için 4 ayrı sınıfta İngilizce dersleri var, yetişkinlere yönelik. Ondan sonra bilgisayar sınıflarımız var. Yetişkinlerin bilgisayar konusunda bayağı bir şeyleri var, açıkları var. Bunu kapatmak için burada bilgisayar dersleri veriyoruz. Ondan sonra Amerikan vatandaşı olmak isteyenler biliyorsunuz bir sınavdan geçiyor. Bayağı zor bir sınav. O sınava yetiştirmek için yetişkinlere yönelik Amerikan vatandaşlık sınıfımız var. Bunun haricinde ayrıca Çin dili ve edebiyatını öğreten bir sınıfımız var. Ayrıca İspanyolca'ya yönelik çalışmalarımız var. Çocuklar ve Türkçe bilmeyenler için de Türkçe öğretmek için Türkçe sınıfı çalışmalarımız var. Burada devletin çatısı altında öncelikle çocuklara Kur'an-ı Kerim öğretimi, dini bilgiler, ahlak kültürü öğretimi yapıyoruz. Sonra kadınlara aynı faaliyetleri gösteriyoruz. Ayrıca işte bazı akşamlarda, özel akşamlarda, haftada bir akşam toplanıp hanımlarla beraber Kur'an-ı Kerim okuma, Kur'an-ı Kerim tefsiri çalışmaları yapıyoruz. Onların soru cevaplarına işte araştırdıktan sonra cevap vermeye çalışıyoruz. Toplumun sıkıntılarıyla ilgilenmeye çalışıyoruz. Ne tür sıkıntıları var hanımların özellikle? Hanımların en çok sıkıntısı herhalde Amerika'daki çok sıkı çalışmadan olsa gerek, ailelerin birbirlerine fazla zaman ayıramamalarından olsa gerek, çok psikolojik sıkıntıları var. Genellikle aileler mutsuz, çocuklar mutsuz, eşler mutsuz ve son zamanlarda ailelerin birçoğunun yıkıldığını görüyoruz. Ama en ufak bir psikolojik destek aileleri kurtarmaya yettiğini de görüyoruz yani. Amerika'daki Türk toplumu içinde farklı cemaatler ve farklı tarikatlar da bulunuyor. Ancak buradaki din görevlisi bütün bu dini gruplara eşit mesafede kalıp herkese yardım etmeye çalıştıklarını söylüyor. Şimdi işin doğrusu Almanya'da yaşanan Türk tecrübesi çok acıdır. Yani orada cemaatlerin, grupların, tarikatların ayrı ayrı toplumlaşması ve bunu da Almanya devletine yansıtırken göstermeleri çok acıdır. Fakat bizim burada bir avantajımız var. Henüz böylesi ciddi bir ayrılıkla söz konusu değil. Evet, burada gruplar, cemaatler, tarikatlar her yerde olduğu gibi var. Fakat biz Diyanet olarak amacımız ve bakışımız şu. Biz buradaki bütün Türklerin, bütün Müslümanların görevlisiyiz. Bize burada hizmet almak isteyen herkes gelebilir. Hiçbir grubu, hiçbir tarikat, hiçbir cemaati dışlamıyoruz. Hepsine yardımcı olmaya çalışıyoruz.
ve şunu da açıklıkla ifade ediyoruz. Evet, Türkiye'de bu işin resmi eğitimini almış, bu işe yıllarını vermiş bir din görevlisi. Ben veya başka birisi burada. Devlet bunu buraya görevlendirmiş. Hiçbir cemaat ve tarikatta da bu kalifiyede insanlar yok. Bunu da açıkça söyleyebilirim. Dolayısıyla biz herkese giderken, arkadaşlar biz devletin temsilcisiyiz. Hepinizi kucaklıyoruz. Dolayısıyla hiçbir grubun, hiçbir cemaatin adamı değiliz. Ama hepinize hizmet vermeye hazırız burada diyoruz. Amerika'da yaşayan yaklaşık 400 bin Türk'ün çoğunluğu işte burada, New Jersey'deki Patterson semtinde bulunuyor. Buradaki Türklere ait iş yerlerini ve dükkanları görünce kendinizi Amerika'daki küçük Türkiye'deymiş gibi hissediyorsunuz. New Jersey'den sonra bu defa Brooklyn'deyiz. Buradaki New York Polis Müdürlüğü Merkezi'nin hemen yanı başında yeni bir Türk camisi inşa ediliyor. Amerika'da ve New York'ta temelden yapılan ilk Türk camisi olma özelliğini taşıyan bu caminin adı Eyüp Sultan Camii. Nisan ayında ibadete açılması planlanan caminin içindeki İznik Çinleri dikkat çekiyor. Bu üç katlı caminin de diğerleri gibi aynı zamanda bir kültür merkezi olması düşünülüyor. İçinde bulunduğumuz bir binanın mesela son katında bir kültür merkezi, çok amaçlı bir salon olarak tasarlanmış olan bir yer orası. Oraya bir televizyon koyduğunuz zaman, mesela milli maçlarımız olsun, insanların özel günleri olsun, orada kutlandığında, Ramazanlarda olsun, birlik beraberlik, bu tür işletleri kendi malımız olması hasabıyla çok güzel şekilde karşılayacak burası. Burada küçük bir yuvamız vardı ama o küçük yuva artık bize yetmiyordu bu kadar cemaate. Biz de ne düşündük, dedik ki o zaman şu binayı bir yıkalım da, okay. Bütün cemaat, buradaki vatandaşlar yüklerine yardım etti. Düşündük ki daha büyük bir yer yapalım. Burası 2002'de yıkıldı. Şimdi diyelim 8 sene bu halde daha inşaatta çalışıyoruz da burası 3 milyon dolar bir proje. İkincisi buradaki problemler, bütün buradaki mahalledeki komşulardan, her yerden şikayetlerden. Biz buranın iznini mimardan aldığımızda, düşünün buranın kubbesi var, minberi var, minaresi var. Her şeyi o zaman mimardan izin alabildik. Ama ondan sonra Eylül 11'den sonra her şey değişti. Bütün Amerika Müslümanlara çok farklı baktı. New York'ta bulunan bir başka Türk camisi de Long Island'daki Mevlana Camii. Eskiden kilise olan bu cami her görenin, hatta eski sahiplerinin bile hayranlığını kazanıyor. Burada satın aldığımız papaz hemen 2 hafta oluyor. Geldi, bana telefon açtı, dedi gelip dedi görmek istiyorum içerisini, dedi görebilir miyim? Gel dedim, orada mısın? İçerideyim dedim, ben alt kattaydım. Geldi, gezdirdim, ağzı açık kaldı yani, tabiri caizse şaşırdı, çok güzel oldu dedi. Ondan sonra gezdirdim, yani adeta sattıklarına pişman olmuş gibi bir hal aldı. Dünyanın farklı ülkelerinden Amerika'ya göç etmiş olan Müslümanlar burada ön yargıların ve sorunların gölgesinde yaşamak durumunda kalıyorlar. İlk bakışta korkutucu görünen bu karamsar ortam, Amerika'daki özgürlükler ve ekonomik koşullar düşünüldüğünde biraz olsun rahatlıyor. Üstelik Amerika'daki Müslümanların ve Türklerin Avrupa'dakilerde olmayan önemli bir avantajı da var. Şimdi Amerika'daki Müslümanların en büyük avantajı, yapılan araştırmalarda da ortaya çıktığı gibi, çok eğitimli bir yapımız var bizim burada. Sadece Türkler değil, bütün Müslümanlar Amerika'daki en eğitimli toplum. Ve birçoğu yüksek kaliteli işleri görüyorlar.
Bu büyük bir avantaj burada. Müslümanlar için dünyada olmayan bir kalifiye eleman burada var. Bu bizim için bir avantaj. Fakat bu avantajları Müslüman devletler ya da Müslüman gruplar yeterince kullanabiliyor mu? Orası ayrı bir sorun. Bilhassa Türkler arasında söyleyelim. Ciddi manada organize eksikliklerini görüyoruz. Yani bu insanlarımızı iyi organize etmekte sıkıntı çekiyoruz. Amerika'da İslam olması gerekeni en yakın haliyle yaşanıyor. Kısıtlamalar yok denecek kadar az. Bir başka önemli faktör de her tür Müslümanın, tüm etnik kökenlerin, tüm mezheplerin burada bir araya gelmesi. Böyle bir çeşitlilik dünyanın hiçbir yerinde yok. Burada Şiiler var, Sünniler var, Sünni mezhebinin bütün alt kolları var. Güney Asya'dan, Afrika'dan Müslümanlar var. Sonradan Müslüman olan Amerikalı siyahlar ve beyazlar var. Hiç şüphesiz dünyanın en renkli Müslüman topluluğu burada. Herkes dinini burada kendi tanımladığı şeklinde yaşayabiliyor. Ne devlet, ne de çoğunluğu temsil eden mezhep. Hiç kimse diğerine kısıtlama koyamıyor. Ülkeyi yönetenler tarafsız olduğu için kimse doğru İslam budur diye diğerine karışamıyor. Kendi inancını dayatamıyor. Böylece her topluluk hem inanç hem de ibadet konusunda kendi yolunu kendi çiziyor. Kendi kararlarını kendi veriyor. Evet, aşılması gereken ciddi ön yargılar, çözülmesi gereken sorunlar var. Ama ne olursa olsun bir başka gerçek daha var. Amerika'daki Müslümanların çoğunluğu burada kendi ülkelerinden çok daha rahat ibadet edebiliyorlar. Hatta bu ön yargılar ve sorunlar hakkında şakalar yapıp ilgi çekebiliyorlar. Bir sonraki pusulada görüşmek üzere. Sakın pusulanızı şaşırmayın. Like we, you know, you talk about Al-Qaeda, they kept showing the training film with the Al-Qaeda on the monkey bars. I am Arab. Arab people are terrorist people, correct? It is true, it is correct? No. My name is Sine. Hey, what's your name? My name is Muhammad Mustafa Badawi Amir Omar al-Najjar. But you can call me Mike. Yeah. I have a 9-year-old nephew. I love him very much. He's like my own son. But his name happens to be Usama. We get to Walmart, man. He's 9 years old. He's running away. Sammy, come here. He's very proud. Didn't listen. He looks at me. He's like, Sammy, no, my name's Usama! You know how many people hunt at Walmart? Shut up! Hizbi İslami'nin lideriyle Kabil'in 75 kilometre doğusunda Surabi'deki radar üstünde. Zaman gerekirse burada Şiilerin gölge gösterisi var ve burada Amerika yok. Çatışma.